Sınırları aşan hediyeler Gedik Yatırım'da. Yatırım hesabını hızlıca açanlar hediyelerle dolu çekilişe katılma fırsatı yakalıyor. Kadın voleybol milli takımımızı Paris'te destekleme fırsatı. iPhone 15 Pro, AirPods kulaklık ve voleybol milli takım forması kazanma şansı yakalayın. Biz futbol konuşmaya geldik. Tabii yine son ronda sizler de hoş geldiniz. Bizim takımla ilgili daha böyle tecrübeli olan ve çok daha birikimli olan Abdülkerim abiden. Hem pazar maçı var hem pazartesi teknik direktör ne yapmalı diye de. Neyse bizim maçlarda en azından bizim takım öne geçince veya yenik duruma düşünce böyle sular atılmıyor. Atılsa da vallahi hakem anında tak tak tak. Kuvvet de geliyor hemen tak tak. Hiç şansımız yok yani. Ben abi böyle Trabzonspor Fenerbahçe maçını... İkinci yarının 55-56. Dakikasında. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Futbolcuların sözleşmesinde şey var mı? Sahaya su atılırsa etrafından çalım atarak oynamaya devam edeceksiniz diye bir şey var mı? Yok biz öyle bir sözleşme ben imzalamadım. Belki yeni çıkmıştır son dönemlerden haberim yok benim. Ben eski nesil insanım. Messi'yi falan getirmek lazım o kadar çalım atacak yani o suç yanıksa. Ya. Ya bir şey söyleyeceğim. O şişeler atıldıktan sonra bardaklar neyse işte. Ya bir kere Allah'ın suyunu sahaya atıyorsun Ramazan günü. O kendi bireysel vicdanla Allah arasında size böyle havale ediyorum da. Ya onun dışında gerçekten neresinden tutsan elinde kalacak bir şey. O maçı devam ettiriyorsun. Niye? Çünkü orta hakem Halil Umut Meler kısa süre önce sağ ortasında kulüp başkanı tarafından tartaklanmış. Kafasına darbe gelmiş. Yani nasıl olsa bir kere daha riski alamayacak. Yani işte sen bu maça bunu atıyorsun. Nasıl olsa değil mi? Yani kazası bela bir şekil bitsin. Aman ağzımızın tadı daha fazla kaçmasın Ali Rıza Bey. Yerde tedavi gören kaleciye madde atıyorsun. Bayrak direği elinde taraftar sahaya giriyor. Yani ben böyle sahne görmedim gerçekten. Maskeyle sahaya dalan taraftar. Bari yan takmasaydın. Burnun gözüküyor oradan. Ben fark ediyorum yan takmışsın yani. Sonra maskeyle girmek ne ya? Bu kadar büyük bir meseleyse senin için gir. Kim delikanlı görelim yani yüzünü. Ne var? Sanki yüzün ortaya çıkmayacak. Sahaya giren taraftara karşı kendini savunan Josef'e zamanında ceza verirsen. Bak abi olay bence şöyle. Hakemin güvenliği yok. Futbolcunun yok. O zaman futbolcu da kendini savunur ya. Ama bence bak bu işin başlangıcı yani millet hep şeyde futbol sahalarında olan bu olayları kınıyorum. Sanki sadece futbol maçlarında oluyormuş gibi. Aynı insanlar gidip böyle doktora dalıyorlar. Yani bütün şehirlerde var bu insanlar. O ayrı. Ama burada yani organize bir şey var Fenerbahçe maçlarında. O da apayrı. Ben hiç yakıştıramıyorum Trabzonspor'a. Hiç yakıştıramıyorum ama yakıştıran yapsın. Trabzonspor adına yapıyorum diyorsun. Peki kendine yakışıyorsan yap. Ben sonuçta Trabzonsporlu değilim. Bana bir şey yemek düşer. Doğru haklısınız. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Doktor dövebiliyoruz diyor adam. Doktor dövebiliyoruz diyor. Öbürü de diyor ki tamam doktor dövülüyorsa hakem de dövülür. Sokağın ortasında adam da vurulur. Her şey serbest o zaman. Kaos. Yani sadece futbolda varmış gibi davranıyorlar ya. Orada görüyorum ben. Ya yani güvenlik görevlisi diye gelmişsin. Böyle tadişe orada dalıyorsun. Niye? Sırp ya. Hani dal. Hani değil mi? Hani şey. Bütün tarihi sen değiştireceğim. Bu 3. Kosova Savaşı. Değil mi? Dal abi adama. Hani bir kere çektiğin işaret yapmış. Ya Sırbistan milli takımında oynayan herkes o hareketi yapmak zorunda kalıyor. Bir tek Adem Laiç yapmadı. Bir daha da milli takıma alınmadı. Bize ırkçı faşist gelen onlar için milliyetçilik oluyor. Anlatabiliyor muyum? Biz bence de ırkçılık, faşistlik ama onlara da değil. Bizim yaptığımız bazı şeyler bizde milliyetçilik, onlara göre faşist. Ne yapacağız abi? Orada böyle güvenlik teki böyle kadın birisi var. Ona vuruyormuş ya neredeyse sahaya girenlerden biri. Ya o kadar doluyum ki ben biliyorum, o biliyorum sahaya atılan şeylerden sonra Sporsa son mesajımı attım. Dedim ki o dedim maç tatil olmuyorsa, serbestse iyi dedim bizim Beşiktaş maçlarında da. Yani adamlar yaparsa ki Galatasaray maçında yaptılar ve ben ya ne yapıyorsunuz 5. sınıf zarar dedim yani. Ama madem serbest ya bir şeyin cezası olmazsa bir şeyin yaptırımı olmazsa her şey serbest olur. Kaos da serbest olur. Şiddet de serbest olur maalesef. Bak özgürlükle serbestlik başka şeyler. Evet abi özür dilerim. Estağfurullah ya niye ikide bir özür diliyorsun? Çok doluyum abi çok tamam yani. Babacığım niye özür diliyorsun? Şimdi konuya girelim. Şöyle gireyim ben. Bir kere... Gözüm buna çok takılıyor benim. Bunu buraya sağ olun büyük emekler vermişsiniz. Toplu oynama %58 Fener 42. Şut toplam şut. Kilit paslar. Pas başarı olanı %80. Bu ne? Bu ne?
Ya bunun için saatlerce niye uğraşıyorsunuz? Ver abi bana. Arkasını bunları alın, çıkın buradan. Kal. Ben önümde gözüm ben takılıyor saçma sapan. İnsan emeği var burada. Al abi. Evet abi. Evet. Maç notu yazarım, evet, taktik yani, yazarım, voley yazarım. Ben voleyde program yapınca bana biraz kibarlık da çöküyor. Şimdi bu benim önüme beyaz futbolda gelseydi bu kağıtlar havada uçmuştu. Masadan atılmıştı. Voleyde olduğum için kendimi... Attırmam ben. Kağıt kendim, işte voleyde şirketin kağıdı. Ali'cim dinlersen voleyde olduğum için diyorum. Yani ben attırmam deme. Sen olmasan da atmam. Vole burası. Toplarım abi. Buranın bir şeyi var. Nedir o? Bir düzeni var. Buranın bir yayın ilkesi var. Ona göre davranıyorum ama kibarca kenara alalım şunları. Çünkü gözüm takılıyor. İşte Fenerbahçe kilit pas bu kadar atmış, atamamış falan. Sanki ortada bir futbol maçı oynanmış. Ortada oynanan şey Trabzon Meydan Muharebesi. Yani bunu Trabzon Fenerbahçe futbol maçı falan diyelim ama bunu Trabzon Meydan Muharebesi. Ve uzun yıllardır çeşitli aralıklarla yaşanan bir muharebedir bu. Yani dün ilk olmuyor. Yani dün ilk defa olsa diyeceğiz ki bir patlama oldu bunlarda. Bir gerginlik vardı. Ne hikmetse de çok geriliyorlar. Yani birdenbire geriliyorlar. Ne oluyor da geriliyorlar. Ortada fol yok, yumurta yokken gerginlik istiyorsan gerim gerim gerilirsin. Yani ne oldu da gerildin? Bakıyorum. Geçen sene hiçbir şey yok. Olmamış. Fenerbahçe son dönem oynadığı Trabzon maçlarının çoğunu kaybetmiş. Kaybediyor. Trabzon'da yeniliyor. Kadıköy'de yenilmeye başladık. Daha bu sezon Fenerbahçe'nin namağlup unvanına son vermiş. Fenerbahçe Avrupa'da ligde 19'da 19 giderken Kadıköy'ün göbeğinde 55 bin kişinin önünde hak ederek de iyi de oynayarak Fenerbahçe'yi aynı skorla tesadüf 3-2 yenmiş. Maçtan sonra sevincim kralı yaşanmış orta sahada. Hatta benim hiç görmediğim, bu şampiyon olunca yaparlar biliyorsun Avrupa'daki takımlarda. Böyle futbolcuyu alırlar, Alto Kava'ya atarlar. Genelde hocayı atarlar da. Hocayı atarlar, futbolcuyu atarlar. Neyse takımın küçüğünü atarlar, bir şeyler. O bu şampiyonlukta ya da büyük bir kupa aldığında olur. Daha ligin 8. 9. 10. maçı mı neydi? Değil mi 10. maçı mı ne? Böyle de bir sevinç furyası var. 55 bin kişinin gözünün önünde. Bu 55 bin kişi hiç provoke olmuyor mu? Hiç gerilmiyor mu? Duygularımız mı yok bizim? Ya Fenerbahçe taraftan duygularım yok. Üzüntülü şekilde Fenerbahçe'nin Trabzonspor'un o sevincini izliyorlar ve insanlar üzüntülü biçimde stat evlerine gidiyorlar. Şimdi böyle bir maç oynamışsın. Arkasından kendi evinde böyle bir misafirperverlik yaparsın. Ben hayattaki düsturlarımdan biridir. Ben şeye hiç inanmam. Sana birisi bir tokat atarsa öbür yanağını... Ne olur mu? İki tane de sen atacaksın. Şimdi öyle bir düstur vardır bazı inançlarda. O düstur değil, Hazreti İsa evet, sözü. Evet. Yani bazı inançlarda diyorum. Oralara pek girmediğim için. Bu tamamen bizim örfümüze, adetimize aykırı bir şeydir. Bizde şu vardır kardeşim ki adaletli olan budur. Kısasa kısas. Tamam mı kardeşim? Ha bağışlarsan o ayrı bir şey. Anladın mı? Şimdi sen benim gözümü kanattın. Ben de yok, seni... yapmam öyle. Hayır be abi misal veriyorum. Ali yorma. Kanat abi. Ali yorma oruçluyum. Kanat. Tamam, Ali, Allah kabul etsin. Yorma gel beni. Abi ben senin gözün kanattım. Hayır, yorma evet. Beni. Ha. Ya da sana bir zarar verdim. Sen aynı misliyle fazla olma. Misliyle yaparım. Tabii. Fazlalığı olmadan sen de bana bunu yapma hakkın var. Ama sen merhametli davranıp beni affedersen o senin yüceliğindir. O senin erdemliğindir. Tamam mı? Böyle bir şey var. Dolayısıyla sana bir şey olsa ben bunu da kabul edeceğim. Yani ilk maçta sana darp etseler, gasp etseler, Fener statında bir şey yapsalar diyeceğim ki Fenerbahçe siz de bunu hak ettiniz. Çünkü siz böyle bir muamele yaptınız. Kendi sahanızda 3-2 yenildiğinizde adama böyle yaparlar. Bu da yok. Bir demet savaşı yok maçtan önce, bir hafta önce. Trabzon Başkanı'nın açıklamaları var. Biz Ali Bey'le %99 Türk futbolu hakkında görüşlerimiz birebir aynıdır. Bizi çok iyi ağırladılar. Biz de onları iyi ağırlayacağız ki dün zaten maçtan önce beraber yöneticiler iftar yapmışlar. Yani ortada gerilecek bir şey yok. Kendi kendine gerilen insanlar var. Enteresan. Mesela bu insanlar kendi sahalarında 5 yerken hiç gerilmiyorlar. Diğer ezeli rakibinden. Değil mi? Galatasaray'dan 5 yiyor ama hiç gerilmiyor adam. Ama Fenerbahçe futbolcusu sahada futbolcuya sarı lacivert görünce geriliyorlar. Gerim gerim geriliyorlar. O zaman oynamayalım.
Bence de oynamayalım. Oynamayalım kardeşim. Ben yıllardır söylüyorum zaten. Oynamayalım. Fenerbahçe Trabzon. Beni sevmiyorsan ben senden oynamam kardeşim. Bitti, tamam mı? Bitti. Ali, beni sevmiyorsan program yapma benimle. Seviyorum, yapıyorum. Evet. Sevmiyorsan da yapmazsın. Sevmediklerimde yapmadım. Evet, evet. Bravo. Sen beni sevmiyor musun şehir olarak, taraftar olarak? Oynamayacağım. Ben senden oynamayacağım kardeşim. Bitti. Sen oynamıyor, sen oynayacaksan da ben oynamayacağım. Fenerbahçe Galatasaray maçları için de ben oynamayacağım. Ha? Yok, oynamayayım. Aynısı geçerli. Aynı geçerli, yok, geçerli. Yok. Sen şimdi karıştırma olayı. Kim hangi Galatasaray, biz Galatasaray'la ne maçlar oynadık? Su atılır, mu atılır, bir demiyorum. Şey olur. Ben atıldı onu demiyorum. Da. Bu sene oynanacak iki maç için diyorum. Sen abi, önceden, nefret ortamının farkında değilsin. Olabilir, olabilir. Öyle sahaya atlamaklar falan filan böyle bir şey olacağını gene düşünmüyorum. Ama gergin geçecek. Sahaya maddeler atılır, yanıcı madde atılır, ben başka su bir şey atılır. Söylemek birbirinden bu kadar nefret ediyorsan beraber oynamak zorunda değilsin. Dedin ya beraber program yapmazsın. Abi 120 yıldır oynamış iki takım. Oynarlar yine, bir şey olmaz. Fenerbahçe'de kaç yıldır işte oynuyor? Ama olmuyor. Ama hep böyle oluyor. Ay, son kaç senede benim zamanımdan oluyor. 84-85. Tamam. Şimdi sana gazete küperi gösteriyorum. Yok, ben biliyorum o. Nasıl yerlerdeyiz otobüsün içinde. Biliyorum. O otobüsün koridorda yatıyoruz. Üstümüz, otobüsün üstü yok. Üstü uçmuş. Biz yaşadık. Biz çok öyle yaşadık. Fakat ilk defa seyircinin sahaya girip Fenerbahçe takımının oyuncularını darp etme isteği. Hatta eline bıçak alıp ya da ne o mızrak gibi korner bayrağını alıp öldürme isteğiyle karşı karşıyayız. Bu daha önce Trabzon'da halk bize hiç saldırmadı yani. Taş attılar tribünden, tamam. Otobüsümüzü taşladılar, tamam. Bu Anadolu'nun birçok şehrinde hep oldu yıllarca. Otobüs taşlamak modadır. Küçük çocuklar çıkarlar şehir dışında, onların bildiği yer vardır. Otobüs oradan geçerken hala bile oluyordur üçüncülüklerde, ikinciliklerde. Bu öyle bir şey değil. Ben dün akşam seslendim. Bir daha sesleneceğim voley vasıtasıyla. Seslenmekle de kalmayacağım. Hafta içi Ali Koç'la gideceğim, görüşeceğim. Hiç öyle randevu falan değil. Tak tak kapıyı vuracağım, içeri gireceğim. Diyeceğimi tekrar söyleyeyim burada da. Sen şu anda başkansın. Senden sonra gelecek başkanlara da söylüyorum Fenerbahçe'yi. Trabzon deplasmanına Fenerbahçe'yi götürmeyin. -3 puanla lige başlayalım. Değil mi? Gidemedik, uçağı kaçırdık. Bahane mi yok? Anladın mı? Uçağı kaçırdık, geç kaldık falan, gitmeyeceksin. Trabzon'da normal zaten yenilebilirsin de güç olarak da, değil mi? Git oraya yenil abi, hükmen yenil. Sana o şehirde zulüm edilmesine müsaade etme, en azından o zevki tattırma. Adam çünkü zevk alıyor. Fenerbahçe'ye eziyet etmekten zevk alıyor. Tamam mı, tribündeki taraftar? Bu zevki ben o taraftara niye yaşatayım? Niye? Sebep ne? Sebep ne? 3 puan mı? İstemiyorum kardeşim. Ben her sene lige -3'ü cebime koyarım. Trabzon deplasmanında 0 puan yazarım. Gidip orada Fenerbahçeli futbolcuyu böyle yem gibi arenaya atar gibi insanların önüne atmam kardeşim. Bir atmam. Konuda sana bir böyle itirazım atmam. Var. O var. Edebilirsin. Ben kendi düşüncelerimi söyleyeyim camiama söyle, karşı. Tabii, söyle. Çünkü ben bir camianın mensubuyum. Ben de bu katılmadığım noktayı sonra söyleyeceğim. Söyle, tabii ki söyle. İşte ben camiama bir sesleneyim. Sen katılmadığın konuyu söylersen. Zaten benim camiamda yöneticiler de bunu yapacak, bilmiyorum. O cesaret olur mu? Bu çünkü öyle Fenerbahçe, Trabzonspor'un ceza gelecek Trabzonspor'a. Efendim 6 maç, 10 maç sağ kapatma. Kim bu 10 maç? Kayseri, Alanya, buna bizden ne? Yani burada darbeyi yiyen benim, hasarı alan benim, tamam mı? Taciz edilen benim, darp edilen benim. Trabzonspor seyircisiz oynayacakmış diğer takımlarla. Bunun Fenerbahçe'ye bunun ne faydası var? Sonra ben bir dahaki sene bir daha gideceğim. Yine arkadaşlar gerilecekler. Ortam çok gergin falan ayağa. Bir daha böyle şeylere maruz kalacağım. Bunun kesin çözümü budur. Kim itiraz ederse etsin. Bunun kesin çözümü budur. Çünkü bu iş duracak gibi değil. Duracak gibi değil. Bu alınan önlemler de gösteriyor bunu. Efendime söyleyeyim, verilen cezalar da bunu gösteriyor. Bu öyle giderilecek bir şey değil. Bunu kökten çözeceksin. Trabzonspor, Fenerbahçe takımını Trabzon'da maç oynatmayacaksın kardeşim. Fenerbahçe yönetimi olarak. Bunun karşılığında da 3 puanı vereceksin. 3 puan. Neyse ne. Gitsin kardeşim. Beni hiç ilgilendirmiyor. 3 puan mı 3 puan? Ben dünkü maçtan 3 puan kazandım. Ne yapayım? Ne yapayım ben? Ne yapayım? Ben maçın vallahi akşam 3-2 mi bitti? Onu bile unutmuşum. Yani o şey. Ne yapayım abi ben 3 puan? Ne olmuş yani?